Dünya Kupası dün son 16 turunda iki karşılaşma oynandı değerli izleyenler. iki maçta birbirinden acayip güzel karşılaşmalardı. Bir tanesinde bir sürpriz Fas İspanya'yı eledi. Diğerinde ise gol yağmuru oldu. Ronaldo, Cristiano Ronaldo'nun oynamadığı karşılaşmada 74. dakikada oyuna girdiği karşılaşmada Portekiz tam 6 gol attı İsviçre'ye dün akşamki rakibine. Bunları konuşacağız. Daha fazlası da var elbette. Önce Milliyet Gazetesi geliyor ekranlarınıza. Fas'tan... Tarihi zafer 120 dakikası golsüz biten Fas-İspanya mücadelesinde seri penaltı atışları tarihe geçti. İspanya 3 atışını da kaçırırken Fas'ın kalecisi Bono 2 kurtarışla dikkat çekti. Ülkesinin kupadaki ilk çeyrek finalini getirdi Fas Milli Takımının kalecisi Bono. Tarihi bir mücadeleyi geride bıraktı. Başarılı kaleci İspanya'ya karşı seri penaltı atışlarında iki kurtarış yaptı. Takımının zaferine büyük katkı sağladı. Maçtan sonra Fas futbolcuları kaleci Bono'ya sevgi gösterilerinde bulundu. Fas kalecisi de tarihi başarı sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Burada şeyin fotoğrafı da var. Begra Fas teknik direktörünün oyuncuları tarafından, futbolcuları tarafından havaya atıldı. Beşiktaş kulübü Fas'la birlikte çeyrek finale yükselen Roman Saiz için sosyal medyadan bir kutlama mesajı yayınladı. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi de Saiz'i telefonla arayarak başarıları için te tebrik etti. Dünya Kupası tarihinde 5. kez seri penaltı atışlarına kalan İspanya yine hayal kırıklığı yaşadı. Daha önce 1986'da İrlanda'ya, 2002'de Güney Kore'ye ve 2018'de Rusya'ya penaltılarla boyun eğen Boğalar 2022'de de Fas'a yenildi. 4. kez yani seri penaltı atışları 5 diye değil de 4. kez diye e, düzeltelim. Çünkü ben de 4 diye biliyordum. Burada 5 yazmış. Dün akşamki 4. oldu. Akşam gazetesi PAS değil FAS. FAS İspanya'yı normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarda 3-0 yenerek e, çeyrek finale yükseldi. İspanyollar 3 penaltı atışını da kaçırdı. Dünya Kupası'nda pas rekoru kıran İspanya turnuvanın sürpriz ekibine penaltılarla boyun eğdi. Yine penaltılarla elendi. Bu gazetede yine akşam gazetesi de hatırlatmış geçmişteki penaltıyla elenme tecrübelerini. 45 dakikada rekor kırdı İspanya. Costa Rica'ya 7-0 mağlup ettiği maçta pas rekoru kırmıştı. İspanya bu müsabakanın ilk yarısında 537 isabetli pas yaptı. 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında en fazla isabetli pas yapan takım oldular. İspanya dünkü maçta toplam 926 başarılı pas yaptı. İşte o yüzden pas değil, fas. Güzel başlık. Değil mi? Beğendiniz mi? Beğendim. O zaman sıradaki başlığımızı daha da beğeneceksiniz. Devam edelim. <laughs> Merak ettim. Bu İspanya faslanmış. <laughs> Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha yaşandı. Fas pası geçti ve çeyrek finale yükseldi. Matadorlar bin pastan fazla yaptı ama kale önünde adeta Fas tutmuş gibi oynadı ve etkili olamadı. Nasıl? <laughs> Beğendiniz mi? Luis Enrique'nin oyuncularına... ediyoruz. Louis Özel yapmışsınız. <laughs> Vallahi yaptık. Luis Enrique'nin oyuncularına bin penaltı ödev vermesine rağmen kaleci Bono bunun bir fasarya olduğunu hiç gol yemeden ortaya koydu diye devam ediyor. Haberi yazan kardeşimiz Tolga Kuru. Madrid doğumlu bir nevi fason oyuncu hakimi son penaltıyı gole çevirip İspanyolların faslandığını tüm dünyaya ilan etti. Liderlik varken gruptan fasulye gibi çıkarak Çıkan İspanya bunun bedelini ağır ödedi. Luis ise Federasyon'a adeta aradığın ben değilim başkası başkan şarkısını mırıldandı diye muhteşem bir haber yazdık. <laughs> Ellerine sağlık sevgili Tolga. Harika. Nasıl? Kimse atmıyor abi bu başlığı. Dedim ki biz yapalım Tolga. Ara ara yapalım bunu. <laughs> Nefis yapmışsınız. Vallahi... E, espriyi kabul ettin mi peki? Beğendin? Erken mi geldiniz? Ne yaptınız bunu yapmak için? Abi dün akşam organize olduk. Dün akşam evet. mı organize? Hiç haberim yok. Senden gizli, seni trollemek için bütün çabamız seni trollemek için başka. Harika bir şey değil. olmuş gerçekten. Elbette espri olarak değerli izleyenler biz hazırladık. Bunu da bir şaka olarak değerlendirin lütfen. Ancak İspanya basınına eğer bugün göz atabildiyseniz, bugün bakabildiyseniz hangi gazeteyi açarsanız açın El País en sert reaksiyonu El País gazetesi yapmış. Diğerleri biraz daha oyun üzerinden ve de açıklamalar üzerinden. Hani eleştirel anlamda değil de açıklamaları üzerinden ya da oyuncuların performansları ya da hocanın performansı üzerinden değerlendirmiş. Ama El Pais gazetesi baya bir sert konuya girmiş. Hem nalına hem mıhına dokunmadık, ağır eleştirmedik yer bırakmamış. Ve eleştirilerin odağındaysa takdir edeceğiniz üzere Luis Enrique var. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Bakalım. İspanya'dan Marca gazetesi. Dünya Kupası bizim için büyük bize büyük geldi bize büyük geldi demiş bize penaltılar bir boy sonucunda bir boy büyük geldi Elenmenin ardından Mundo Deportivo Dünya Kupası bitti diyor knockout olduk demiş penaltılar sonucunda elendik ve knockout olduk Dünya Kupası macerası burada sona erdi diyor Söylediğimiz gibi Az gazetesini var mı okuduk mu As gazetesi Luis çıkarmış. E, ne oyundan ne sonuçtan bahsediyor. As gazetesi Luis görevine devam edebilecek mi? Yönünde bir şey yapmış burada. Evet. Analizler silsilesi e, yapmış. El Pais gazetesi ise skandal bir mağlubiyet. El Pais'e şimdi bakıyorum evet. Baş yazı var orada gördünüz mü? Diyor ki fikri yok golü yok. El Pais'te İyi bir topla yapmış. ne yapacağını bilmiyor. Evet. Topla ne yapacağını bilemeyen İspanya yenildi ve elendi. Şimdi baktım diye yazmış. Ben bayağı uzun bir yazı. Bayağı da sert yazmış. Ee, Uğur Bey, ikili istatistikleri bir getirelim ekranda. Tamam. Hakikaten El País gazetesinin spor sayfasının baş yazısında olduğu gibi İspanya topla ne yapacağını bilemeyen bir görüntü sergiledi. Buyurun bunlar da istatistikler. %77 topa sahip oldu. Ancak ee, yine El Pais'te yazabildiği yazdığı gibi mermerden ayaklar yerine vida ile bağlı mevkiler ve hatlar asla bozulmadı. İspanya yukarıdan da aşamadı. İspanya bu duvara çarptı ve dağıldı. Tespiti var. Oradan benim okuduğum hatırladım. Bu istatistikler de ona işaret ediyor mu? Ne dersiniz? Ya da siz nasıl izlediniz? Hatta 90 dakikalık istatistiklere bakarsanız daha da kötü. Bu uzatmalarla beraber bu istatistikler biraz şişti. 90 dakikalık istisler sonunda sanırım şut 6 3tü 6 İspanya. 3 fas toplam sahaya 9 şut var 90 dakikada. Şimdi şöyle başlamak istiyorum ben konuya. Buyurun. 2005 senesiydi. Mourinho Chelsea ile peş peşe ikinci şampiyonluğu kazanmıştı. Bir şampiyonluk gecesi yaptılar, kutlaması yaptılar. O şampiyonluk kutlamasında dev ekrana rakipleriyle hafiften alay eden görüntüler yansıttılar. Liverpool nasıl futbol oynuyor? Manchester United nasıl oynuyor, Arsenal nasıl oynuyor. Bir takım görüntüler yansıttılar. Ve Mourinho onlarla ilgili konuştu, eğlendi, alay etti deyim yerindeyse. Arsenal'la, Arsene Wenger'in Arsenal'la şöyle bir e, görüntü vermişlerdi, şöyle alay etmişlerdi. Bir saha var, oyuncular var, paslaşıyorlar sürekli ama kale yok, kaleler yok. Arsenal sadece kendi arasında paslaşıyor Arsene Wenger takımı. Mourinho öyle tarif etmişti. Siz Arsene Wenger'in futbolunu övüp duruyorsunuz ama bu futbolda kale yok kale olmadan da gol olmadan da hiçbir anlamı yok futbolun demişti. 2005'te yapmıştı Mourinho böyle 2022'de aslında Luis Enrique'nin İspanyası'na bu eleştirin uyduğunu söyleyebiliriz. Yani kalelerin olmadığı adeta bir futbol sahasında İspanya paslaşıp durdu maalesef. Dünya Akbası boyunca yani. peş peşe pas rekorları kurdu, kırdı ama Costa Rica maçı dışında da bırakın golü pozisyon üretimi konusunda da kısır kaldı. Dolayısıyla Luis Enrique'nin de ben de görevime devam edebileceğini düşünmüyorum. Peki Arsene Wenger ne demişti buna cevap olarak? Bu eleştirilere cevap olarak. Dedi ki futbol maalesef Ronaldolaştı. Yani benim futbolda 30 yılda duyduğum en güzel tabirlerden, en güzel özetlerden bir tanesi. Futbol Ronaldolaştı. Ne demek istiyor Wenger? Artık kimse güzel oyuna bakmıyor. Herkes tabelaya bakıyor ki zaten futbolda sonucu goller belirliyor zaten. Pas sayısı belirlemiyor. Bir bakıma da herkesin skora bakması normal. Arsene Wenger dedi ki o yüzden artık Arsen Wenger'in anlayışını demode buluyorsunuz. Sadece tabelaya bakıyorsunuz, sadece özetlere bakıyorsunuz. Kimse güzel oyunla ilgilenmiyor. Futbol Ronaldolaştı diye iki kelimeyle muhteşem bir özet yapmıştı Arsen Wenger. Dünkü İspanya Fas maçı herhalde Arsen Wenger izlemiştir FIFA Teknik Çalışma Grubu'nda. Herhalde izlerken o da bunları hissetmiştir. Yani bir tarafta güzel oyun oynarsa skorun geleceğine inanan hayalperest Luis Enrique Diğer tarafta çok daha pragmatik, çok daha fayda odaklı oynayan aslında bir bakıma da çağın gereklerine uygun bir fas takımı. Regravi. Dolayısıyla Regravi'yi tebrik etmek lazım. Şimdi çok özür dilerim. Yanlış anladıysam düzeltin diye araya girmek istiyorum. Dün akşam Portekiz'i izlerken birazdan konuşacağız. Ee, doğru durmaya çalışan bir İsviçre karşısında akışkan, birbiriyle uyumlu ve reaktif bir Portekiz takımı vardı. Hatta inovatif bir Portekiz takımı vardı. Hep ne diyoruz? Oyuna akıl kattığı zaman güzel oluyor. Akılla beceriyi bir ayıralım birbirinden. Beceri nasıl örnek verelim? Doğuştan gelebiliyor. Neymar Neyim Yo -yo, şu e, ee, Icardi'nin Beşiktaş maçında kendisine atılan uzun topu ceza sahası çizgisi üzerine 3 tane Beşiktaş maçıydı değil mi? Ceza sahası çizgisi ön çizgisi üzerine düşürüp Kerem'e pas yolu şut şeyi açmıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi onu o, o pası o topu oraya indirebilmek beceri. O uzun top oraya atılırken onu düşünmekse oyuna akıl katmak. İkisi birbirinden farklı şeyler. Portekiz'de her ikisi de vardı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla İspanya güzel mi oynadı dediniz ya güzel oynadı, güzel estetik oynadı falan filan. Bu çerçeveden baktığınızda güzel de oynamadı. Peki Gonzalo tamam, Ramos çıkar diyelim. Portekiz oyundan. Gonzalo Ramos çıkar santrforu. Ee, bir şey değişir mi Değişir. Merak ediyorum. Değişir. Ronaldolu oyunları Ronaldo apayrı bir konu. O apayrı Daha bir konu. Gonzalo Ramos'un yerine Ronaldo oynuyordu. Ronaldo neydi? Statikti ve yerden oyuna çok fazla pas trafiğine katılmıyordu. Portekiz'in oyunu bu kadar renkli oynuyor. gözükmüyordu. Portekiz, Ama Gonzalo Ramos dolaşıyor, geziyor, mobil, Arıyor, pas trafiğine katılıyor, yüksek atıyorsun, indiriyor, duvar oluyor, koridor yaratıyor. İspanya'nın eksiği işte. İspanya'nın eksiği. İspanya aslında birinci ve ikinci bölgede fena oynamıyor. Topu iyi taşıyor ikinci bölgeye, oyunu genişletiyor. Ama nedense, nedense Luis Enrique bir tür Guardiola'laşma bu. Guardiola'nın ilk yılları. Guardiola da Manchester City'e gelir gelmez Agüero ile ters düştüler. Gelir gelmez. Agüero'yu kullanmak istemedi. Adam klasik santrifor kullanmak istemiyor. Gelir gelmez kompaniyle ile ters düştü. Klasik stoperden hoşlanmıyor. Klasik santrifordan hoşlanmıyor. 11 tane orta saha oyunculuğu bir oyun hayal ediyor. Ama zaman içinde Guardiola <laughs> gelişti. Mesela şu anda Haaland'la oynuyor. Hatalarından ders aldı değil. Bir bakıma öyle de denebilir. 7-8 yıl önce gidersen belki Haaland'a o kadar sempatik bakmayabilirdi. İşte şu anda Ruben Dias da oynuyor. Tahmin hiç bakmazdı. Ya zamanda geriye dön. Guardiola'nın savunma göbeğinde Javi Martinez'i kullandı. Mascherano'yu kullandı. Savunma göbeğinde ısrarlı ön libero kullanıyordu. Şu an Luis Enrique'nin Rodri'yi kullanması gibi. Luis Enrique Guardiola'nın 7-8 yıl önceki hali gibi. Ama 7-8 yıl önceki hali gibi. Luis Enrique'nin belki de bir dost fazla Guardiola, Guardiola'dan fazla Guardiola olduğunu söyleyebiliriz. Bence hatası orada. Ama Gonzalo Ramos gibi bir santrifol olsaydı önde, mesela İspanya'nın biraz daha verimli bir turnuva geç... geçebilirler miydi? Fası bilmiyorum. Bunlar çok tabii farazi konuşmalar. Ama biraz daha verimli bir turnuva geçirebileceğini düşünüyorum. Topla ne yapacağını bilemeyen İspanya elendi cümlesi herhalde İspanya adına turnuvanın özetiydi. Almanya'nın elenmesini biz konuşabildik mi Uğur Bey programda ya? O gün Perşembe günü, ertesi günde bizim programımız yoktu. Pazartesi günü de konuşamadık galiba değil mi? Konuşamadık herhalde. Evet. Ee, o zaman yeri gelmişken sorayım. Çünkü İspanya eğer Japonya'ya yenilmeseydi Almanya belki devam edebilirdi turnuvaya ama onun ötesinde bence hızlıca sorayım Almanya'nın elenmesinin birinci sebebi Hansi Filik Hoca ve tercihleri. Aynı şeyi İspanya için de söyleyebiliriz sanki. Almanya'da Fülkuruk Sağdoğlu'na daha verimliydi. Klasik bir santrifor. Fülkuruk ve sana O açıdan benziyor. İspanya'nın elinde Morata var ama Gerard Moreno'yu da getirebilirdi turnuvaya. Center for seçeneği olarak. Thiago'yu da getirebilirdi. Orta sahada farklılık yaratabilecek bir oyuncu. Ama e, olağanüstü idealist. Doz aşırı idealist Luis Enrique. Doğrularına inanmaktan ziyade doğrularına tapıyor. Ben Luis Enrique'yi beğeniyorum. Ben yani itiraf edeyim turnuva başında da İspanya'nın çok daha iyi yerlere gideceğini düşünüyordum. Ta tahminlerinizi ve, söylediniz zaten. ve en iyi futbolu oynayacağını düşünüyordum. Ama ee, futbolun temel doğrularına maalesef mağlup oldu. Hani bir tane santrifonunuz olması lazım ve onu doğru oynamanız lazım. Sadece gol atmak değil. Portekiz ne yapıyor? Oyununu topu Gonzalo Ramazzo buluşturmaya hedefleyecek şekilde oynuyor. Orada bir santrifor var ve topu ona götürmeye çalışıyorsunuz. Adamın ilk attığı gol. Yani çok ekstra Joao Felix oradan sol çaprazını oynuyor. Kaleye inanılmaz çapraz ama oradan atıyor. Ondan sonra attırdığı gol. Ramos Öyle bir santrifora ihtiyacın var. Yani Cristiano Ronaldo'dan zaten farkını birazdan konuşacağız. Farkını orada ortaya koydu. Dolayısıyla Luis Enrique bence oynattığı oyun yanlış değil eksik. İkisinin arasında fark var. İspanya'nın oyunu kötü değil eksik bana sorarsa. Ve bu yüzden de muhtemelen görevini kaybedecek. Peki. Birkaç rötuşla İspanya daha verimli oynayabilirdi. E, hocanın tweet'i Luis Enrique olmadı. Denedik ama yetmedi. Size neşe, sizi mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Futbol ve hayat hayat bu şimdi ayağa kalkma zamanı demiş. Altındakileri bayağı bir yazmış ee, sanırım İspanyol taraftarlar. Bu tespiti yaparken Almanya ile kıyasladınız değil mi? Almanya'da fülkuru klasik bir santifor kullandığı dakikalarda Almanya daha verimliydi. Baştan beri acaba fülkuru kullansa belki Almanya da gruptan çıkabilir. Peki o zaman şöyle sorayım. Ben yine elenmenin e faturasını hocaya mı yazıyorsunuz? Almanya'da. İkisinde de. Almanya'da Almanya'da İspanya'yı tamam. Oradaki bakış açısı... Bu üzerindeki tek sorumlu zaten. Başka hiç kimse yani sorumlu olarak söyleyemez. Almanya'da büyük ölçüde Ansifilk. Çünkü baştan beri Sane ve Fülkur'u kullansaydı... Çünkü onu kullandıkları da hep Almanya daha iyi oynadı. Gerek İspanya maçı gerek Costa Rica maçı. Oyunculara birer birer baktığınız zaman... Hiçbirisi yeteneksiz, beceriksiz. Ya da oyunu, futbolu bilmeyen oyuncular değil. Ancak bir bütün oluşturamadı. Ne zaman oluşturdu? Aynen söylediğiniz gibi Sane ve Fülkur'u sahada olduğu zaman... En azından bütüne yakın bir oyun ortaya koymaya başladı... Almanya ama geç oldu. Bunu yapabilmesi için ayrıca savunma hattı tercihleri de yani çok yavaş kaldılar. Ama Takip yok. Gerçekten Alm Almanya'dan bahsediyorsak Almanya'da savunma oyuncuları da üst düzey değil. Yani Rüdiger tamam. Dünya çapında. Bir tek ama o var. Üst düzey değil Yani sanlar. diğerleri çok yavaş Niklas, kaldı. Niklas Süle falan çok yavaş oyuncu ve şey de yok, ayak da yok. Yani hava toplarında çok mu başarılı oldular? Süper bir jenerasyonu yok. Kabul edelim ki. Ama Şimdi gruptan çıkamayacak kadar da değil. Değil. Dediğim gibi Fülkuruk'la oynasa baştan beri, sana da baştan beri başlasa belki o Japonya maçından mesela bir puanla çıkıp gruptan çıkacaklardı. Hangi gazeteydi sabah sizinle konuşurken İspanya'dan e, alay konusu olduk diye yazan? As gazetesi miydi? İspanya'dan yine neyse bir gazete unuttum. Onu, onu sen söyle bilmiyorum onu. Louis e, Luis Enrique'nin şeyleri üzerine. We are memes onu ha. diyorsun değil mi? Aynen aynen. E, Allah bilmiyorum. Olduk diye. Neyse şununla alakalı olabilir mi? Getirebilir miyiz lütfen e, sevgili ata yönetmenim? Luis Enrique'nin bin penaltı şeyini. Hani turnuvaya başlamadan önce. Dün Uğur Bey e, BBC'nin spor sayfasında paylaşıldı e, fotoğraf. Böyle bir şey yapmışlar yani e, Photoshop yapmışlar. Herkes bin penaltı çalışacak diye. <laughs> alay konusu olduk derken tahmin ediyorum bunu kastediyorlar. Yani çünkü her yerde dün akşam bu vardı. Dün anlatmıştım programda. Tabii tabii siz Twitch, dün anlattınız. Twitch yayınında soruyorlar. Penaltı atamadılar ya o yüzden yani. Son Avrupa Şampiyonası'nda penaltılara kaldı ya İspanya maçları zaten. Son 3 maça penaltılara kaldı ve sonunda da İtalya'ya penaltılarla elendi. Soruyorlar üzerine ki yine penaltılara kalırsa hazırlık yaptınız mı diye. Diyor ki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oyunculara her birine Dünya Kupası'na gelmeden önce muhakkak en az 1000 penaltı atmış olun diye ödevi verdim diyor. Ama demek ki ödevi vermek yetmiyor. Siz de çalışmalısınız turnuva içinde. Evde vermek yetmiyor oyunculara. Bir de e, Sara bir penaltı atması için oyuna soktu mesela. İlk penaltı ona kullandırttı. Bu tarz değişikliklerin de genelde verimli olmanını görüyoruz. Yine bir yıl geriye saralım. Bir buçuk yıl. Gerrit Southgate finalde İtalya'ya karşı e, oyuncu değişiklikleri yaptı. Penaltı attırmak için ve o oyuncular kaçırdı. Ve Southgate'e çok eleştirildi. Penaltı attırmak için soktu oyuncular atamadığı için. Benzer bir durum Sarabya'da yaşandı. Şunu da sorabilirsin Ruiz Enrique'ye. Bir kısa turnuva bu. Penaltılara kalma ihtimali olan maç ya da maçlar olacak. Mesela Thiago Alcantara, Gerard Moreno, Sergio Ramos. Büyük turnuvada güvenebileceğin deneyimler bunlar. Belki de o yüzden kadro, kadroya almalıydım bunları ama almadı. Hocanın şöyle bir cümlesi var. İspanya gazetelerinde başlığa çıkan yine. E, görevden ayrılacak mısınız ya da devam edecek misiniz diye soruyor ki genelde e, yani Fernando Hierro'dan sonra takımı hiç geliştiremedi bir adım ileriye götüremedi oyunculardan hiç verim alamadı vesaire vesaire hep olumsuzluklar yazılmış çizilmiş ve şu cümlesine atıfta bulunuluyor ben diyor e, benim için fark etmez diyor yani sonuçta hayat devam edecek diyor görevden alınsam da ya da ayrılsam da hayat devam edecek ama asıl mesele bu değil demiş bana kalsa ömür boyu takımı çalıştırırım demiş kalmak istiyor yani Ayrıca Avrupa Şampiyonası çok başarılıydı. Avrupa Şampiyonası en iyi futbolunu oynadılar. Yarı finalde İtalya'ya elendiler ve İtalya'ya karşı daha çok pozisyon bulan ve daha iyi oynayan taraf İspanya'ydı. Penaltılarla yelendiler. Avrupa Şampiyonası başarı hikayesi olarak kabul edildi İspanya'da. Ama Dünya Kupası başarısızlık. Ayrıca Luis Enrique İspanya milli ayrılırsa Manchester United Erik Ten Hag'dan önce Luis Enrique ile ilgileniyordu. Luis Enrique İspanya bıraksa Manchester United alacaktı. Yani Hansi Flick ve Luis Enrique için şunu söyleyebiliriz. Biri takımları devam etmezse kulüp takımlarına karşılığı var bu iki hoca. İki hoca da büyük takımlara giderler. O ayrı o ayrı. Bu turnuvayı iyi oynayamamaları ayrı. Tek direktörlerin kalitesi ayrı. Şimdi bir de şey tarafı elbette galip olan, turu geçen taraf, Fas tarafı. Kaleci hakikaten e, muazzam bir iş yaptı. Penaltı, iki penaltı e, kurtararak. Onun hakkını bir kez daha teslim edelim. E, Kaleci Bono'nun. Şimdi... Fas'ın iki yıldızı diyebiliriz herhalde dünkü maçında ve de e, takım olarak da hakimi ve e, Roman Sayıs'ın performansı, istatistiği neymiş o? Ha peki tamam, tamam. E, Şef Şefakimi diyor ki e, annem evlerde <laughs> özür dilerim temizlik yapardı. E, babamsa e, sokakta e, seyyar satıcıydı. E, biz e, geçim derdinde olan, geçim derdi mücadelesi veren bir aileydik. Şimdi onlar için, ailem için her gün savaşıyorum. Çünkü onlar kendilerini benim için feda ettiler. Kardeşlerimin, kardeşlerimden birçok şeyi de esirgediler. Benim başarılı olabilmem için. Şimdi işte ben bu çabaya, bu emeğe, bu fedakarlığa cevap vermek için her gün mücadele ediyorum. Her gün daha çok çalışıyorum ifadesi yansıdı ekrana. Fazlasıyla da başardı Eşref Hakim'i. Bunu 2018'de değil mi? Evet, 2018'de Çıkıştı. Almanya'da evet. oynarken birçok büyük takımın formasına girdi. Çok küçük yaşta olmasına rağmen birçok büyük ligde oynadı. Anacığı da öptü o fotoğraf dün evet. akşamda. Acayip bir kariyer yaptı yani çok kısa sürede. Çok sayıda büyük takımın formasına giydi. Şu anda da Paris'te çok başarılı oynuyor ligde. Milli takımında da bu performansını devam ettirdi ve Fas'ın anahtar oyuncusu oldu bence. Çeyrek finalde de Fas, Portekiz kadar şansa sahip. Yani Hakimi, Ziyeh, Saiz, Bufal, Ennesiri hepsi üst seviye oynuyorlar. E, dün akşam Amrabat, Mbappe'de bir paylaşımda bulundu. Gol sevinciyle, beraber yaptıkları gol sevinciyle alakalı olarak. Hakimi gole çevirdiği penaltıdan sonra bu sevinci yaptı. Mbappe'de beraber yaptıkları anı hatırlatarak. Evet. Penguen sevinci. sevinci. Paylaşmış. Ben güven seven çok, çok seviyorum haberlerin. Tolga Richarlison'un e, Ronaldo'ya şu nedense dedi pigeon güvercin dansını gösterdiği şeyimiz var mı? Onu alabilir miyim? Onu alabilir ama iyi pek tamam. Şu Ronaldo'ya göstermiş. Çok e, neyse hadi yarın konuşuruz. E, Videosunu bak, gördüm fotoğraf var mı? Yarın alacağım dedi. Hı, tamam. Şey Videosunu yapmayalım. alabiliyor muyuz onların FIFA yayınlarını? Bilemiyorum. Bir bakmamız lazım. Tamam. O da aynı şey gibi. Bak konuştukça şimdi spoiler vereceğim. Gerçi görmüştür insanlar, izleyicilerimiz zaten de. Ee, Uğur Beyciğim, Fas'ın turu geçmesinin ardından e, Lusail, Katar'da, Doha'da, Lusail kulelerine de e, Fas bayrağı çekildi. Fas bayrağıyla kaplandı. Onun da görüntüsü var. Buyurunuz. Çekildi derken görsel bu şekilde. Yani dijital olarak Fas bayrağıyla. Tabii Afrika kıtası için çok büyük bir başarı. Sadece Fas için değil. Fas tarihinde ilk kez buraya gördü ama Afrika ülkeleri de bir Kamerun'la, bir Senegal'le, bir de Gana'yla. Üç kez çeyrek final görmüşlerdi. Yanılmıyorsam bu dördüncü çeyrek final. Yarı final yaparsa da tarihte ilk olacak Afrika kıtası temsilciler açısından. iki takımla son 16'ya geldi Afrikalar. Tarihte ikinci kez bir takım çeyrek finale çıktı. Şimdi de, de yarı final. Afrika'nın da başarısı sadece Fas'ın değil. Bir sonraki Samuel Eto'yu da analım. Turnuvanın başında favorisine Fas olduğunu söylemişti. Gerçekten Eto'da bir şeyler öngörmüş. Bir sonraki maçta yani çeyrek finalde Portekiz'de Portekiz'le karşı karşıya gelecek Fas. Şimdi o zaman Portekiz. E, Ata lütfen unutturma bana. E, Tolga Guti'yi koymuşsunuz buraya ama şeyi konuşalım Portekiz'i konuşalım. Ondan sonra Guti Hernandez'in röportajına gidelim olur mu? O zaman sıradaki başlığımız nedir fotomaç gazetesinden? Portekiz'den Resital. Portekiz son 16 turunda karşılaştığı İsviçre'yi Gonçalo Ramos... 3 golü hat-trick yaptı. Pepe ve Guerrero ve Leao'nun golleriyle yenerek çeyrek finalde pasır rakibi oldu. Özür dilerim güldüm ama Leao'nun golü atarken Cristiano Ronaldo içeride 6 pasın önünde bomboş bekliyordu. Hani bomboş bekliyordu. Atsa belki kafayı vurmak üzere. Şey attı golü. Leao kaleye vurdu. Hakikaten çok şık vurdu. Çok güzel attı. Ronaldo Oha! diye döndü. Yürüdü gitti. Gördünüz mü onu? Gördüm. Konuşacağız. Birçok bir açıdan Ronaldo'nun açıklamaları var. Sosyal medyadan yaptığı vesaire. Leao gol attı. Adam o da tabii gol atmaya çalışıyor. Yani ben de diyor bu rekoru şey yapacağım, e, alacağım, götüreceğim vesaire falan filan diye. Ama <laughs> çok komik bir anda orada Leos seviniyor falan. Adam döndü arkasını. 30 39'luk Pepe tarihe geçti. İsviçre karşısında Portekiz'in ikinci golünü atan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Pepe Dünya Kupası tarihine geçti. Yıldız isim 39 yaş 283 gün ile kupa tarihinde bir eleme turunda gol atan en yaşlı futbolcu oldu. Portekiz basını Pepe yer çekimine meydan okudu başlıklarıyla duyurmuş okuyucusuna bugün Pepe'nin bu golünü. Ronaldo 2008'de yine bir İsviçre karşılaşmasından bu yana ilk kez Portekiz'in büyük turnuvalardaki bir maçına ilk 11'de başlamadı. Cristiano Ronaldo 74 73'te Joao Felix'in yerine oyuna girdi. Portekiz'in 21 yaşındaki yeteneği Gonçalo Ramos 3 gol 1 asistle geceye hakikaten damgasını vurdu. Benfica'lı oyuncu ayrıca Ronaldo'dan sonra Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu oldu. Ra e Gonçalo Ramos ilk 11'de çıktığı ilk Dünya Kupası maçında hat yaptı. Kendisi de maç sonunda İlk Dünya Kupası maçımda, ilk Dünya Kupası 11 oynadığım karşılaşmada 3 gol 1 asist yapacağımı mı söylüyorsunuz? Rüyamda görsem bile inanmazdım değerlendirmesinde bulunmuş. Şimdi peki bu şey meselesi var sırada Uğur Beyciğim. Abola gazetesi, Fernando Santos maçla ve de Cristiano Ronaldo ile alakalı değerlendirmeleri var Fernando santos Ronaldo'nun ilk e, İsviçre karşısında ilk 11'de yer almamasını sadece bir strateji meselesi olarak aktardı diyor abola gazetesi ve milli takımın e, doğal kaptanı olağan kaptanı bir sonraki maçta 11'e dönerse e, dönebilir Çünkü Cristiano Ronaldo Portekiz için çok önemli bir oyuncu olmaya devam edecek bunun garantisini veriyorum diyor Onunla çok yakın bir ilişkim var. 19 yaşındayken Sporting'de çalıştırdım ve her zaman güçlü bir ilişkimiz oldu. Bu ilişki değişmez. Ne Cristiano Ronaldo ne de ben insan sorusunu koç ve oyuncu sorularıyla karıştırmadık hiçbir zaman. Bana göre Cristiano Ronaldo Portekiz takımı için çok önemli bir oyuncu ve öyle olmaya da devam ediyor. Cristiano sözleri aktarılmış. 74. dakikada oyuna girdi. Ee, hoca diyor ki istediğimiz bizim için önemli olan... Portekiz, milli takımının akıcılığı. Ben dün akşam seyrederken demin ne dedim Uğur Bey? Ee, akışkan derim değil mi? Evet. Portekiz mi? Hoca da aynı şeye dikkat çekmiş. Çünkü hakikaten onu hissettiriyor e, izleyenleri. Doğru. İstediğimiz bu takımın akıcılığı. Oyun çok iyi gitti. Takım, hareket, topa sahip olma ve güvenle milli takım iyi oynadı. Birlikteliğimiz çok yüksekti. Bunun altını çizerek söylüyor. Takımın birlikteliği çok yüksekti ve bu birliktelik bugün çok iyi çalıştı. Bazen oyuncular ister ama işler iyi gitmez ama en önemlisi şu anda bu durumu sindirmek çünkü bir sonraki rakip Fas'la oynamak kolay değil. Daha uzuyor ama hani uzatmayayım. Ee, şöyle bakıyorum. Bunlar hani bence en önemlileriydi. Ee, ha Uğur Bey, şunu da söyleyeyim. Ee, Güney Kore maçında yedek başlamasının sebebi Güney Kore maçından çıkarken verdiği reaksiyon değil. Bunun konuyla hiçbir alakası yok. Sadece stratejik bir tercihti. Çünkü bu oyuncuları tercih ettim. Çünkü birlikte oynayan, akışkan, hızlı reaksiyon verebilen bir takım istiyordum dedi hoca. Fernando Santos. Hanımefendi, e, Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşıyla bir açıklama yapmış. Onu gördünüz mü? Nedir? Gördüm. Neydi hanımefendinin ismi? Georgina Rodriguez Diyor ki Tebrikler Portekiz 11 oyuncu marşı söylerken, milli marşı söylerken tüm kameralar sizi üzerinizdeydi. Ama dünyanın en iyi oyuncusunun 90 dakika oynamamış olması maalesef yazık bir durum. Taraftar maç boyu ona tezahürat yaptı, ismini bağırdı ve oyuna girmesini istedi. Umarım Tanrı ve sevgili arkadaşınız Fernando el ele devam eder ve bize bir güzel gece daha yaşatır demiş. Biraz kırılmış, kırgın bir... Mümkün. Herkes kendi görüşlerini dile getiriyor. Özgürce, hür bir biçimde... Böyle güzel dünya. Elbette. Böyle güzel. Georgia'nın görüşleri de bu şekilde. Teknik olarak belki farklı pencereden bakılabilir. Şöyle ki özellikle Ronaldo'yu isteyen taraftarların lokaller ve uluslararası taraftarlar olduğunu biliyoruz. Çünkü o maça geliyorlar. Yıldız evet. Katar vatandaşı, evet işte Fas vatandaşı, Amerika vatandaşı, Avustralya vatandaşı. Halen Katar'da olan Dünya Kupası izlemek isteyen ve bir Messi varsa orada, Ronaldo varsa, Neymar varsa, bir uluslararası bir starı bir efsane sahada görmek istiyor. Ama Portekizliler görüşlerini işte dün de aktardığımız ankette %70 ile zaten Ronaldo'nun aleyhinde dile getirmişlerdi. Şu anda Ronaldo gerek Manchester United döneminde gerekse şimdi Portekiz döneminde anlaşılan o ki Ronaldo'suz hem Manchester United hem de Portekiz daha akışkan oynadıklarını, daha mobil bir santriforla daha fazla hareket ettiklerini, onun katılımıyla altı orta saha gibi yüksek pas trafiği yakalayabildiklerini, daha seri oynayabildiklerini hissettiler. Erik Ten Hag da, Fernando Santos da bir noktada Ronaldo'su oynamayı tercih etti. Tabii Fernando Santos'un başardığı şey daha büyük bana sorarsan. Fernando Santos'un hakkını az teslim ediyoruz. 8 yıllık tek tek dönemindeki en, en büyük kararıydı bu ki Avrupa şampiyonluğu var. Euro 2016 kazandı ama en büyük kararı buydu. Çünkü Ronaldo'nun arkasında forma verdiği adamın neredeyse milli deneyimi yok. Sadece 3 maçta sonradan girmiş. Toplam oynadığı dakika 33. Milli takımla sadece toplam 33 dakika oynamış. Hiç ilk 11'de oynamamış. Sadece 21 yaşında. Evet Benfica'da bu sezon çok iyi bir çıkış yaptı ama burası Uluslararası Arena. Burası eleme turu. Kaybedersen gideceksin ve gidersen de doğal olarak bütün uluslararası medya seni suçlayacak ve sebebinin Ronaldo'nun oynatılmaması olduğunu söyleyecek. Gonzalo Ramos'la böyle bir risk aldı. O yüzden Fernando Santos'un aldığı karar çok cesur bir karar. Çok daha fazla kredi verilmesi gereken bir karar. Ramos da biraz da tabii hayat ona yardım etti. Yani 17'deki çaprazdan vuruşun gol olmasıyla tabii ki işler çok kolaylaştı. Ama çok mobil çok oynadı. Çok açıdan, yakından, evet, çok zor bir... Biraz da şanslıydı, yani. kabul etmek lazım. Çok iyi vuruş ama biraz da şanslıydı. Çok mobil oyunda çok hareket etti. Ya Joao Felix en iyi Joao Felix'ti. Portekiz milli takımıyla Bruno Fernandes ve Bernardo Silva çok daha hareketli, çok daha rahatlardı. Dünya Kupası'nın başlangıcından beri adeta vanaları açılmış bir Portekiz futbolu. Sanki vanalar sıkılmıştı bu kadar kaliteli oyuncuyla. Vanalar açıldı ve herkes daha fazla kabiliyetlerini, yeteneklerini sahaya yansıttı. Çok güzel ifade ettiniz. Şöyle bağlayacağım az önce dediğiniz ya hoca çok büyük risk aldı. Büyük kumar oynadı Ronaldo'yu bekleterek. Çünkü hakikaten kötü bir sonuç olsaydı her şey diyecekti ki herkes diyecek ki Ronaldo'yu oynatmadı. Hocanın kariyeri büyük sekteye olacaktı vesaire. Ama o riski dün akşamki oyun ve az önce söylediğiniz sözler tahmin ediyorum size de aynısını düşündürttü. Dün akşamki oyun o riski bütün takımın üstlendiğini, bütün takımın o riske ortak olduğunu hissettirdi mi size? Tabii, de? tabii, yüzde yani yüzde. herkes bu karardan memnundu. Ya tabii herkes demeyeyim de takımın geneli bu karardan memnundu. Hocalarına omuz verdiler diyelim. Hoca, en güzeli bu oldu. Aynen öyle. Kanseroyu da kullanmadı. Kanseroyu da golde sevinmeden, sevinmeyen tek oyuncu. Dalo'yu kullandı. Dalo ve Gereiro'yu kullandı beklerde. E Dalo da asist yaptı. Dalo da Gereiro da harika oynadılar. Harika oynadı gerçekten. bu pencereden baktığın zaman bunlar ciddi tercihler. 5 oyuncu değiştirdi son maça göre. E, Dalo'nun katkısı, Gonzalo Ramos'un kariyer maçı, bir eleme turunda Portekiz'in 6 gol atması. Belki de ülke tarihindeki en etkileyici Dünya Kupası performanslarından birini ortaya koyması. Hemen hemen her ön alan oyuncusunun gol ve asist katkısıyla çeyrek finale çok moralli gidiyor olması. O kadar çok kazanım var ki. Fernando Santos yani çok cesur kararlar verdi. Ama ikinci turdan ziyade adeta çeyrek finale kazandı bu kararlar. Çeyrek finale çok daha yüksek moralle çok daha yüksek mental seviyede oyuncularla formda oyuncularla mutlu oyuncularla dün gece yasta başını koyduğunda gülümseyen oyuncularla gidiyor Fas karşısına. Artık favoriler arasında adan alıyor. Portekizdir. Her zaman tabii ki büyük bir futbol ülkesi. Ama takdir edersiniz ki Fransa'nın, Brezilya'nın, Arjantin'in, İngiltere'nin ismi hep daha fazla anıldı favoriler arasında. Portekiz biraz aşağıdaydı. Şimdi daha yukarıdan alacak. Daha fazla Portekiz Arjantin finali finali hayali kuranlar olacak. Yani her şeyi değiştirdiler. Dünya Kupası'nın modunu değiştirdiler. İsviçre böyle bir takım karşısında çok fazla statik, çok fazla old school ve durağan kaldı. Doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir şekilde cevap veremediler Portekiz'in dün akşamki oyununa. Ve e... Bence orta sahayı kaybettiler. Çünkü Portekiz, bak ön alan oyuncuları sağ açı Bruno Fernandes, sol açı Felix orta saha gibi oynuyorlar. Ne oluyorsun orta sahada? 5. Gonzalo Ramos da geliyor. 6 gibi oluyorlar. 2 beki Dalo ve Guerrero da katılıyor. 8 orta saha gibi oluyorlar. Bir bakıma İspanya yapmak istediği şeyi Portekiz Santrfor'u da olduğu için yaptı. Orta sahayı kaybettiler. İspanya e, özür dilerim. İsviçre Froyler Çaka orta sahasına cevap veremedi bu akışkanla. The Times gazetesi çok daha doğrudan bir giriş yapmış konuya. Şimdi görüyorsunuz Cristiano Ronaldo. E, fotoğrafı paylaşılmış yedek bankında otururken ve diyor ki fotoğrafın altında Cristiano o koltukta, yedek bankındaki o şeyde, Seed'de, Tabure'de oturmaya alış artık. Ronaldo ve bunu da... gördüyse muhtemelen üzülmüştür ama bence gerçekten oraya alışırsa önümüzdeki 3-4 yıl yeni bir Ronaldo hikayesi olabilir. Arabistan'a bunu... gitmek yerine. Bundan sonraki kariyer planlamasında naçiz bir tavsiye olarak dile getirmiştiniz. Avrupa'da kalmak istiyorsam, evet artık diyeceksin ki 38 yaşındayım yani. 38 yaşında ne büyük oyuncular futbol sahnesinde yoktu. Ben varım, iyi durumdayım, hala büyük takımlara katkı sağlayabilirim. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika dese bambaşka bir hikaye sordu. Ee, şimdi bakıyoruz. Ronaldo, Messi, Kıyas'ı ikisi aynı dönemin oyuncuları ve bu rekabet İspanya futbolunu da İspanyol ligini de ve futbolda başka bir noktaya taşıdı doğruya doğru bu sadece bu rekabet. Ve bu iki oyuncu tarih boyunca da devamlı bu isimler kıyaslanacak. Ee, birbiriyle bugün futbollarıyla, yarın istatistikleriyle, belki teknik direktörlükleriyle her neyse. Ee, baktığınız zaman iki oyuncu da bu turnuvada. O noktadan hareketle söylüyorum. Messi rakipleri, takım arkadaşlarını geçtim. Rakipleri Meksikalısı, İngilizi vesairesi o o sahada oynayan futbolcular hepsi Messi için e, ne kadar saygılı bir insan olduğunu biliyoruz arkadaşları vesaire herkes onu çok seviyor gibi ifadeler kullanıyor ve takım Lisandro Martinez'i birazdan e, konuşacağız. Depol'ü zaten biliyoruz kalecisi ve herkes Messi için bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Çünkü o bizim için her şeyini ortaya koyuyor diye bir. Bunu zorla söyletebilir misiniz? İşte bakın kanser ödün akşam e, tabii öyledir değildir bilmiyorum şey yakalamış Record gazetesi yakalamış e, herkes sevinmeye koşmuş yedek grubasına Ronaldo bile gitti diyor konsiyer tek başına oturdu o diyor o fotoğrafı da koymuş öyle de hoş değil elbette elbette ama e, öbür tarafta böyle bir kariyer varken gittiği yerde mutlu olan mutlu olmaya çalışan ya da saygıyı Hakikaten. otomatik olarak bekleyen değil de bunu bir şekilde sizin hep söylediğiniz gibi çift yollu bir e, çift yönlü bir yol e, saygı, eğer saygı görmek istiyorsan saygı göstereceksin. Bu kadar basit. Ronaldo'da bu hala yok. Çünkü o otomatik olarak kendisine bir şeylerin verilmesini, sunulmasını bekliyor. Benim anladığım bu. Bu rekabetten işin ikisinin de 30'lu 40'lı yaşlara yaklaştığı bu dönemde bu rekabetten öne çıkan ve bundan sonra da futbolculuk hayatları düşünülürken anılacak olan kısmı bu gibi görünüyor. Ya tarihin hızı hızlandı sanki. Or Evmelendi kesin. tarih. Kesin. Artık her yıl geçmişteki 10 yıl gibi. Çok çabuk değişiyor her şey. Haber akışı olağanüstü. Vizontele filminde diyor ya belediye başkanı. Biz havadisleri diyor. Olduktan 3 gün sonra burada haberdar oluyoruz. Havadislerden diyor. O günlerden bugünlere. Şimdi 3 dakika bile geciksen geç kalmış oluyorsun. Havadislerden haberdar olmakta. Haber akışı olağanüstü. İnternet çağı. Bu da sanırım her alandaki yıldızlara her yıl kendini yeniden kanıtlama mecburiyeti getirdi. Yani bir müzik alanda starsanız da öyle, spor alanda starsanız da öyle, siyasette de, bilimde de yani kendinizi sürekli tekrar kanıtlamanız gerekiyor. Ve Ronaldo sanki ben kendimi yeterince kanıtladım artık tekrar kanıtlamaya ihtiyacım yok duygusuna daha yakın. Messi ise her yıl yeniden kanıtlaması gerekiyormuş gibi mücadele etmeye devam etti diyebiliriz herhalde. Zaman hızlandı mı ya da hızlandı tespitinize göndermenize şöyle bir katkıda bulunmak isterim. Gladyatör filmini hatırlarsınız herhalde. Gladyatör filminin açılış sahnesinde Roma İmparatorluğu Alman topraklarını işgal etmek üzeredir ve şeyin ismi neydi? Abimizin ismi? Russell Crowe abimiz Russell Crowe. şeylerine binicilerine, atlı askerlerine şey yaparken What, would, what we do in life echoes in eternity. Yani hayatta yaptığımız şeyler sonsuzlukta yankılanır diyor. Şimdi hayatta yaptığımız şeyler internette yankılanıyor. Hiçbir zaman da gitmiyor. Dolayısıyla hani hızlandı mı yoksa zaman kavramı ortadan mı kalktı onu da ayrıca tartışırız isterseniz. 5 dakika her an, sürüyor yankısı. Her an her şey orada yani. ya yani bu 5 dakika yankılandı oradan gittiği anlamına gelmiyor. Onu da farklı bir bakış açısıyla değerlendirebiliriz belki. Doğru. De, pek şey yapmadığın gibi geldi bana. Kırıldım. Yok yo, almadığın e, gibi. Yok, estağfurullah olur mu? Bu da Şakaya başka bir. Ya, elbette. Başka bir bakış açısı. Şimdi dostlar, şeye mi gidelim? Gürlere mi gidelim? İyi e, peki, tamam, 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 tamam. Sıcağın altında bekletmeyelim. E, ekibimiz muhabir arkadaşımız Gürler Akgün ve ekibimiz canlı yayın için bizi bekliyor. Gürler merhaba. E, maçlar en azından eleme turu itibariyle bitti. Bir ara var şimdi cumaya kadar. Neler yapacaksınız? Dinliyoruz sizi. Murat Caner merhaba. Mutlu günler dilerim. An itibariyle Doğa'da Dünya Kupası'nda iki günlük araya girildi. Artık çeyrek finaller oynanacak tabi ama şehirdeki hakimiyet hangi millette onu ifade edeyim hemen sizlere. Özellikle Faslılar bir aylı fazla, Brezilyalılar bir aylı fazla ama onun dışındaki milletlerin artık ülkelerine döndüklerini ifade edebilirim. Örneğin dün akşam Portekiz'de İsviçre arasında oynanan karşılaşmada Portekizliler vardı ama Portekiz forması giyen farklı milletten de birçok insan vardı. Bunu gözlemledik. Hatta maçtan birkaç not paylaşmak istiyorum sizlere. Hemen aktarayım. E, Cristiano Ronaldo biliyorsunuz yedek başlamıştı oyuna. Ve e, Cristiano Ronaldo hemen sağ kenarında ısınırken türbünler Ronaldo oyuna girsin diye tezahüratlarda bulundular. Gerçekten çok ilginç bir durumdu bu. Neden? hemen bağlayayım şöyle. Tabii ki taraftar bir futbolcunun oyuna girmesini isteyebilir. Ama bir stadın komple tek ses olarak Cristiano'ya bağırması ve Cristiano'nun artık oyuna girmesini istemesi gerçekten bu şovun bir parçası olduklarının göstergesiydi belki de. Çünkü taraftarlar büyük yıldızdır. Dünya Kupası'nda izledikçe gerçekten apayrı bir ee, zevk duyuyorlar. Örneğin bunun benzerleri Messi'de de yaşanıyor. Bunun benzerleri Neymar'da da yaşanıyor. Mbappe'de de yaşanıyor. Ee, dediğim gibi Brezilyalı taraftar sayısı bir aylı fazla burada. Fakat Fas için şöyle bir görüş var. Burada Arap dünyasının ortak bir milli takımı olarak görülmekte Fas. Çünkü turnuvada hem tek kalmalarından mütevellit hem de e, özellikle bölgedeki güçlü kadrolarından dolayı e, çok ciddi bir ilgi görüyorlar. Faslılar burada El üstünde tutuluyor denilebilir ee, Böyle bir durumdan bahsedebilirim sizlere Portekizliler sevindiler Dediğim gibi çok sayıda Portekizli yoktu Farklı milletten birçok insan vardı Ama artık Portekiz yoluna devam ediyor Turnuvada halen Katar'da birçok Brezilyalı var Coşkuyla e, Hala ...sevinçlerini yaşıyorlar. Günlük olarak... E, ...kendi eğlencelerini yaşamaya... ...devam ediyorlar Brezilyalılar. Ve her yerdeler. Gerçekten sokağın... ...herhangi bir köşesinde, bir noktada da gezerken... ...Brezilyalıların eğlenceleriyle... ...karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Anlık olarak her yerde onları gözlemleyebiliyoruz. Mesela şu yayın yaptığımız yerden de... ...ben size kısaca bahsetmek istiyorum. neredeyiz Çünkü farklı noktalardan... ...yayınlar yapmaya çalışıyoruz her gün. gün, gün. ...Katar'ın farklı noktalarını da göstermek için... ...gayret gösteriyoruz. Örneğin bir planımız var... ...ben size söyleyeyim şu an. E, Çöle gideceğiz. Çölde safari çekimi de gerçekleştireceğiz. Tabii ki o özel içerik olarak yayınlanacaktır kanalda. Ama burası mesela Venedik evleri olarak geçiyor. Kanallar var. Gondollarla gezinti yapılabiliyor. Şu saatte değil tabii ama akşam vakti daha çok buralar hareketli. Çünkü doğada zaten hayat özellikle e, akşam 6'dan 7'den sonra e, başlıyor. Bu saatlerde başlamıyor. Bu saatlerde sakin buralar. Şöyle bahsedeyim. Rengarenk. Aynı işte Venedik'teki evler gibi dizayn edilmiş. Tabii ki onun yeni hali gibi dizayn edilmiş. Bir bölge burası. Kanallar boyunca dediğim gibi burası denize doğru açılıyor. Ama içinden işte gezinti yapılabiliyor. Gondollara binilebiliyor. Kafeler var, restoranlar var. İşte tekstil mağazaları var. Akşam daha hareketli bir nokta burası. Dediğim gibi ışıl ışıl öyle bir nokta. Farklı farklı Aksiyonları doğada hayata geçirmişler açıkçası. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Suni Adalar, mesela Suni Adalar'la da alakalı bir çalışma yapmayı planlıyoruz. İşte plajlar var Suni Adalar'da. Ve e, turistlerin buraya bir cazibe merkezi olup gelebilmeleri adına da birçok farklı nokta hayata geçirilmiş. Şöyle bir doğa turu attırdı Aslancan'da sizlere. Venedik evlerinin bulunduğu noktada. Yavaş yavaş noktalayalım. Bu güzellikleri de sizlerle paylaştıktan sonra ben mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Yine görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Onlar da özel röportajlarla ve özel içeriklerle üretime devam ediyorlar. Katar'dan, Doha'dan ellerine sağlık bugüne kadar performansları için. Ee, şimdi Uğur Beyciğim bir Guti şeyi tamamladınız mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Portekiz, İsviçre karşılaşmasıyla alakalı hepsini girdik herhalde. Buyurun. Devam Guti edelim. Guti Hernandez röportajımız var. Tamam. Ee, Guti Hernandez turnuvayı. Yani futbol severlerin e, hem dünya futbolundan hem de Beşiktaş'tan tanıdığı e, oyuncu, eski oyuncu dünya, e, dünya kupasını değerlendirdi. Turnuvayı Katar'ın düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan hazırlıklar inşa edilen statlarla Dünya Kupası ile bağ kuran bir ülke görüyor. Epey bir insan buraya geldi ve turnuvanın tadını çıkarıyor. Statlar da gerçekten sıra dışı. Kasım'da Dünya Kupası düzenlenmesine pek alışık değiliz ama bu seviyede oyuncular fiziksel açıdan oldukça hazır durumdalar. Bu sayede pek çok milli takımın diri bir görüntü sergilediğini ve üst düzey futbol oynadığını görüyoruz. Ligler ve kulüpler açısından farklılıklar görünse de Katar'ın ev sahipliğine uygun bir yer olduğunu görüyorum. Dünya Kupası'nın Orta Doğu'da düzenlenmesi için doğru zaman olduğuna katılıyor musunuz? Bence futbol her ülkeye, her kıtaya ulaşmış durumda. Sonuçta dünyanın en meşhur futbol turnuvasından bahsediyoruz. Dünyanın farklı noktalarından insanlar buraya gelip böylesine büyük bir turnuvayı yerinde görüyor ve tecrübe ediniyor. Stadyumda o atmosferi yaşıyorsunuz. Sadece burada değil, diğer ülkelerde de tüm hayat futbola endeksleniyor. Futbol, ülkeler arasındaki kapıları açıyor ve her insan için aynı olduğunu gösteriyor. Böyle e, Türkiye'de de yolu Türkiye'ye de düşmüş eski e, yıldız oyuncuları bu turnuva vesilesiyle de bize verdikleri özel röportajlarla sıklıkla hatırladık. Bir, bir Hoşumuza da gidiyor değil mi? Güzel hani hem Kesinlikle. eski hatıraları canlandırıyor hem onların vizyonlarından, görüşlerinden çıkarımlarda bulunma şansı elde edebiliyoruz. Son 16 turu tamamlandı. Peki tablo nasıl oluştu? Hızlıca bir getirelim ekranlarınıza. Hollanda, Arjantin 9 Aralık Cuma günü karşılaşacak. Aynı gün Hırvatistan, Brezilya karşılaşması oynanacak. Diğer tarafta İngiltere, Fransa ile 10 Aralık Cumartesi günü. Aynı gün Fas'ta, Portekiz'de karşı karşıya gelecek. Yarı finaller 13 ve 14 Aralık'ta. Finalde 18 Aralık'ta oynanacak. İngiltere, Fransa demişken. Geri ne bul hocam? Bu eşleşmeye ilişkin bir tespitte bulunmuş... İngiltere takımı, İngiltere kadrosu e açısından. E dünyanın en iyi e, dünyadaki en iyi sağ bizim takımımızda olduğunu düşünmüyorum, sanmıyorum. Ama e fiziksel, fiziksellik, fiziksel güç, hız ve deneyim açısından bakıldığında, açılarından bakıldığında e Kylian Mbappe ile eşleşebilecek, Kyle Walker'dan daha iyi eşleşebilecek birisini bilmiyorum demiş Gary Neville Bir iddiada zayıf bir ihtimalle olsa İngiltere'nin Üçlü savunma oynayabileceği Kyle Walker'ın sağ stoper, trip yerinde sağ bek oynayabileceği Mbappe'ye önlem olarak ama ben çok ihtimal vermiyorum. Bence son başlık düzenlerini bozmayacaklar. Yine İngiltere'den Bukayo Saka bir değerlendirmede bulundu. Ee, şeyle alakalı olarak Mbappe ile kıyaslanmasına kıyaslanmasıyla alakalı olarak iltifatlar için teşekkür ediyorum diyor. Ancak Hayır, sadece bir tane Mbappe var. Ee, aynı zamanda sadece bir tane benden yani Bukayo Saka'dan var. Ben de bu çerçevede e, takımıma en iyi bildiğim şekilde yardım edeceğim, en iyi bildiğim şekilde destek olacağım, yapabildiğim en iyi şekilde destek olacağım demiş. Bence de sadece bir tane Mbappe. Declan Rice, Declan Rice. Ee, diğer milli takımlar, diğer ülkeler tahmin ediyorum bize bakıyorlar ve e, bizim takımımızın kalitesini devamlı takip ediyorlar. Neden korkalım ki demiş. Eğer bizim hücum oyuncularımıza, hücumcularımıza bakarsanız dünya e, klasında inanılmaz yetenekler, e, hem mevkilerinde hem de takımda inanılmaz yetenekli oyuncularımız var. Biz dünyanın en, iyi, en iyisiyiz, dünya klasındayız demiş Declan Rice. Zaman zaman... İngiliz futbol kamuoyunda işte bizim Mbappe'miz yok, bizim Neymar'ımız yok, bizim Messi'miz yok. Bizde bu seviyede bir süperstar, galaktik star yok. Bu turnuvalarda da bu oyunculara ihtiyaç duyarsınız, görüşü ağır basabiliyor. Bir de şunu da söylüyorlar, ya şu ana kadar yendiğiniz takımlar Galler, İran ve Senegal. Herhangi bir dünya deviyle karşı karşıya gelmedi İngiltere. Şimdi esas sınav Fransa olacak görüşü de var. Bu görüşlere karşı Declan Rice'da Hayır. Bizim kadromuzun kalitesi rakiplere endişe verecek düzeyde görüşünü dile getirmiş. Kendi öz eleştiri yapan bir futbolcu var şimdi sırada. Kurtuva. Altın jenerasyon altın jenerasyon denirken Katar'da yani Dünya Kupası'nda ve Avrupa Şampiyonları'nda biz kendimiz gibi değildik. Bu biraz utanç verici, biraz üzücü bir durum. Hiçbir şey yapmadığınız halde kendinize altın jenerasyon denmesi de bu şekilde çağrılmanız da e, zor bir durum de, demiş. Fas karşısında iki tane çaprazdan çok dar açıdan frikik golü yedi. Biri sayılmadı, biri sayıldı. Biri offside sebebiyle iptal edildi. E, ee, biri sayıldı. Yani çok kötü gollerdi gerçekten. Ki bu oyuncu Kurtuğa iki ay önce altın top Alması gerektiğini iddia eden bir oyuncu. Altın topun. Kendisinin hakkı olduğunu iddia eden. Real Madrid'i finale kadar taşıdım. Büyük işler başardım. Ama hiçbir zaman işte kaleciler görülmüyor diye iddia eden oyuncu. Dünya Kupası'nda o. Dar açılan, kalenin zor göründüğü yerlerden iki tane yemeği başardı Fas maçında. <laughs> i̇ki tane yemeği başardı. Ama tekrar. biri biri sayıldı. Biri offside iptal. Bir Şimdi e, Hollanda'dan, Hollandalı bir futbolcudan paylaşım var. Messi'yi Şunun farkına varıyorsunuz diyor. Eğer şeyi Messi'yi elediğiniz zaman sadece bir ülkeyi yasa sokmuyorsunuz. Dünyanın geri kalan kısmı da diyor aynı şekilde üzülecek diyor. Ya şöyle söyleyeyim. Dün akşam e, maçları seyrettim işte 18'de ilk maç, 22'de ikinci maç. Kızlar geldi. Arjantin maçı ne zaman diye sordu. Formayı <laughs> ne zaman giyeceğiz diye soruyorlar. Samimiyetle söylüyorum ya. 13 yaşında kız çocukları yani. Messi herkesin kalbini kazanmış değil mi? Gerçekten. Dan Friz'de çiziyor. Aynen öyle. Şu anda Hollanda'nın yıldızı son alt turuna iki asist bir golle damga vurdu. Denzel Dan Ki Euro'larda da benzer performans göstermiş. Büyük turnuvalarda kahramanlaşıyor gerçekten. Kapulaşıyor deyim yerindeyse. Demiş ki Messi'ye yenersek bütün dünyayı yenmiş oluruz. Ona da çok iş düşecek çünkü sadece hücumcu değil aynı zamanda. Ve aslında savunmacı Dan muhtemelen sık sık eşleşecek Messi'yle. Messi'nin kramponlarında da evlatlarının ismi yazıyor. Doğum tarihleri ve Doğum ismi. Doğum tarihleri ve ismi yazıyor. O da çekilmiş ve en son en ufak çocuğu da Buyurunuz. Alttaki fotoğrafta. Evet. O Siro, Anto diye mi okuyacağız onu? Öyle görünüyor. Antoine'mış galiba uzun hali. Diego, Mateo ve Antoine. Siro Antoine doğum tarihleriyle beraber ayakkabılarına tahmin ediyorum bir uğur olarak ya da her zaman yanında taşımak istediği bir uğur olarak ya da bir destek şeyi olarak düşünüyor. Acaba şimdi bu sağ ayakta e en küçük de sol ayakta onun bir şeyi var mı acaba? Ona göre mi düşünmüştür acaba? Dengelemek için... Üç tane olunca, ayakkabıda iki tane olunca güvercin yuva prensibi sebebiyle birinde eksik olacak. Peki. Ben de buna peki deyip geçiyorum. i̇ki yuva, üç güvercin. Muhakkak ki bir yuvada en az iki güvercin olacak. Bakayım. Şuradan. Ne dedin? Özkan neyin kısaltması? Özkan Öztürk. Hangisi neyin kısaltması Özkan? Çocuğun ismini söylüyor herhalde. E, Meslendik ha, Anto hatırla. eşi diyor. He, Antonella galiba. E... Eşi. Tamam. Teşekkür Onun ederiz. Onun yazmamış. İsabetli bir kararla. Tebrik ediyorum. <laughs> Özkan teşekkürler. Şimdi Özkan Öztürk bizim spiker arkadaşımız. Gakpo, Kodi Gakpo turnuvanın parlayan yıldızı diyebilir miyiz? Çıkış yapan evet. En iyi çıkış yapan diyebiliriz. Virgil van Dijk'a sorulmuş. Kodi Gakpo için bir yarış var. transfer yarışı. Manchester o da cevap olarak diyor ki Manchester United ve Real Madrid bu yarışta aynı seviyede mi? Kimseye saygısızlık etmek istemem ama kesinlikle değil diye bir cevap vermiş. Galiba sadece bu yarışta değil genel olarak kulüplerin seviyesi daha doğrusu takımların seviyesi kulüpler demeyelim de takımların şu anda yarışma seviyesi anlamında Real Madrid her zaman Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Manchester United ise şampiyonlara katılmayı başarı olarak addeden bir takım şu anda. Ve satışta. Van Dijk'de 16. çizip şeyler. Gakbon seçenekleri bunlarsa hani kimseye saygısızlık etmek istemem ama tercihi Real Madrid olmalı demiş. Satır aralarından bunu okuyoruz. Sıradaki paylaşımımıza, haberimize geçelim. Fotoğrafımıza. So close World Cup. Her şey milimetrik. Dünya Kupası'nın özeti. Dünya Kupası'nın en çok konuşulan anlarından üçü. Üstte Ronaldo'nun kendisinin attığını iddia ettiği gol Uruguay maçı çok yakındı. Hemen ortada Bruno Fernandes. Şezni'nin kurtardığı penaltı El Davsari penaltısında ayağının çizgiye yakınlığı öyle değil mi? Evet. En altta da Japonya'nın attığı o fantastik gol. mı çıkmadı gol, mı diye çok Ki konuşurum. burada da bu, bu grafikte çıkmadı gibi görünüyor. Fotoğrafta da iz düşümü minnacık da olsa bence değiyor. Kurtarıyor değil mi? Kurtarıyor. Yani fotoğraflara mümkün olduğu hani görebildiğim kadarıyla baktım. İz düşümü tam olarak terk etmiyor çizgiyi. İz düşüm meselesi var ya. Tabii, tabii, tabii Tam olarak terk etmiyor çizgiyi. Bir Lukaku, Kevin De Bruyne vardı ama Tolga almadın onu galiba. <laughs> Burada fısıldaşırlarken Kevin De Bruyne ile Romelu Lukaku şöyle söylediği iddia ediliyor Lukaku'nun. Hiç değilse sen turnuva bittikten sonra e, benim yerime Haaland'la oynayacaksın. Benden kurtulacaksın anlamında. Çok iyi değil mi? Yemin ediyorum ilk gördüğüm zaman vallahi kahkaha attım. Yani şu anda tuttum kendimi ama. Bu... Harika. <laughs> Kim akıl edip yazdıysa onu da ayrıca tebrik etmek lazım. Kesinlikle. Pekala yani süremizin sonuna geldik. Uğur Melike çok teşekkürler. Ben Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Bugünlük bizden bu kadar değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.